kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, bu mezarda bir garip var, o mezarda bir garip var, garip, garip, garip. Acı acı, bu mezarda bir garip var, bu mezarda bir garip var, garip, 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 garip. Kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte bulutları. Bu mezarda bir garip var, bu mezarda bir garip var, garip, 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 garip. İzi bile yok dünyada, onu aramak beyhude. Ne gezersin bu ovada? Bu mezarda bir garip var, bu mezarda bir garip var. Arslan Güngör. Al. Ya şimdi mezarlıkların bir kısmı taşındı. Ama sahip olmayan mezarlar var. Onların hepsine numara verildi. Yalnız onlar taşınmadı. Onlar yerinde duruyor. Onları da devletin görevi taşımak ama hiç kimse ellemedi onları. Taşımadı. Onlar suyun altına kalacak. Bu mezarların ya sahipleri gelip sahiplenmemiş ya da sahipleri yok. Ama onların oradan kaldırılması lazım. Remzi, Songül Güngör. Şimdi burada tabii ki birçok insanın da mezarı kaldı. Sular altında kalacak. Biraz duyarlı olmalıyız. Belediye de bu konuda iyi çalışmalar yaptı ama gelip de sahiplenenler de olmadığı için birçok insan da su altında kalacak şeyleri. Tabii cenazeleri kaldı işte, kemikleri. Alsalar iyi olur. O konuda Mahsuni Şerif çok güzel. Ali Polat Ahalt Mahallesi sakinlerinden taşıdık. Dedemin, nenemin mezarlarını taşıdık ama taşıyamayanlar da oldu. Mahsuni Şerif'in dediği gibi, hızlı hızlı giden yolcu, bu mezarda bir garip var. Bak taşına acı acı, şu mezarda bir garip var. Kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, bu mezarda bir garip var. Evet, onlar garip. İstimlak parasında varlar aileleri ama mezarlarında yoklar. Güzel.